Keşke normal tantuni, o gün de söylüyorum. Kıymalı çorba mı? Etli tantuni mi? Ben olsam etli tantuni. Hazır Mersin'den gelmişsiniz. Evet. Kıymalı çorbayı değiştirseydi bence daha doğru bir seçim olurdu. Ama ben size söyledim. Evet. Gelinimin eti alerjisi ama kıymalı çorbada da aynı şey. İşte onu eldivenle, kaşıkla. Ama o zaman ne fark? O zaman tantuninin de kaşıkla koyabilirdi kıymasını. Koyamaz mıydı? Biz Mersin'i temsil etmek istedik. İşte onun için diyorum normal bir tantuni olsaydı. Klasik. Etmek. Teşekkür ederiz. Olsun. Buyurun. Ya güzel de kötü demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Lezzetliydi tavuğu falan da. Ben yani bu davet masasına yakıştıramadım. Anladım, anladım. Evet, hamsi kuşları geldi. Yanına patates ve soğanla. Evet, limon dilimi roka eşliğinde. Evet, afiyet olsun. Burada içecek bir şey ister misiniz? Su yeterli, teşekkür ederim. Ben de şimdilik suyla yiyeyim canım. Tamamdır. İçecek sordu Eda. İsteyen varsa lütfen söylesin. Sağ ol canım. Sağ ol. Tercih eden olabilir balıkla. Evet, bu arada soğan da menüsünde yazdığı için lütfen tadınız soğanından da, patatesinden de. Bugün de Eda'nın hamsi kuşunu tadacağız. Yarın bir tek Nazmiye Hanım'ınki kaldı. Büyük finalde gelini. En iyi hamsi kuşunu da seçeceğiz. 2020'nin en iyi yemeğini ve 15.000 TL'nin sahibini de yarın öğreneceğiz. Büyük finalde heyecanlıyız. Yarınki bölümümüz 2021'in ilk bölümü olacak. Yeni yılın ilk günü. Hayırlara vesile olsun diyelim. Evet, Semiha Hanım bana bakıyor. Yedi herhalde. Şimdi de yorumunuzu alalım. Hamsinin lezzeti çok güzel. Eline sağlık. Bir saniye. Güzel mi? Olmuş. İçini bir tık daha... Ne oldu, iyi misiniz? Su versin, su. Su için. Bak, koşun, koşun. Koşun, gelin, koşun. Gelin, gelin, gelin. Küçük yaptı, bir yayını keser misiniz? Kandı, sen bir bak. Sıcağını içmem, oksijen gitmiyor bana. Oksijen çıkma mi gitmiyor? Aa, bir su verin, bir su verin hemen. Çıkmak ister misiniz? Kapıda biraz. Biraz sırtıma vurur musunuz? Tabii, tabii. Gitmiyor. Boğazına mı takılmış? Olabilir. Gıcık yaptı dedi. Gıcık yaptı dedi. Bence limon mu gıcık yaptı? Limon mu sıktı fazla acaba, bilmiyorum. Nodül var ya, tıkanıyor. Ha öyle mi? Zaman. Evet, tıkandı. İyi misiniz? Su getireyim mi? Yok, biraz daha dur. Tamam. İyi misiniz? Bu parça var ya, gitmiyor yemek, boğazım aman, tıkandı. Aman. Korkutmayın. Yarışma günü. Bana mutfaktan su getirin. Tabii 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 tabii. En son lokmasını soğan aldı. Herhalde soğan takıldı. Düzeldim, su içeyim. Yutum su içeyim. Tıkandı. Nevin Hanım iyi misiniz? Baharat falan salatalarına gidiyor. Zuhal'in nodül var bende, tıkandı. Ha, geçmiş olsun. Hocam. Evde de oluyor hep böyle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nodül varmış. Baharat falan olunca dedi tıkanıyordu dedi. Hmm. Tamam, girebilir miyim? Tabii tabii, buyurun siz. Kaç gündür iyi olmuyor ama. Evet, herkesin balığında baharat var. Ama nodül olduğu için demek ki şey yap. Belki kılçığından da olabilir ya. Kılçığı yok kılçık zaten. Kılçık değil. Yok şey, ay pardon, kuyruğunda. Hah, geldiniz, iyi misiniz? Nefes alamıyorum dediniz, evet, ödümüz koptu. Evet, evet, biraz iyiyim şimdi. Vicdan azabı çekecektim resmen ya. Kadın tıkandı, baharatmış da baharat benimle alakalı bir şey değil. Kadının nodül varmış bu arada. Ne oldu? Şey, kılçık mılçık gelmedi değil mi? Kılçık falan gelmedi Zuhal Hanım da, böyle işte bende nodül olduğu için böyle patates falan böyle yedim. Biraz da böyle salatadan limon falan olunca böyle çok tıkıyor beni. Anladım, geçmiş olsun. Su, İyi misiniz? Şu anda iyi. İyi değilseniz gelmeyin, biraz daha hava alın. Yok, iyiyim. Su biraz iç, su. İçti içti su, biraz daha için. Biraz daha dikkatli yemem lazım diğer yemeklerim. Aman dikkat edin. Tamam, zorlamayın kendinizi. Tattıysanız tamam, şimdi tamam. Başka yemeyin. Gelin. İyi misiniz? İyiyim canım, iyi, iyi. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Nodülü varmış da patates evet, evet. Falan. Aynen, herhalde baharat. Patatesin üstündeki baharat mı gıcık yaptı? Aşırı böyle gittiği zaman bana tıkıyor yani. Çok anladım. Dikkat etmem lazım. Çok ağır ve sindirerek. Aslında yani. Hamsi taze. Ayran verebilirim yani. Bir şey yapmaz çünkü taze hamsi. Şu anda iyi canım. Şu anda iyi. Tamam. İyiyse geçmiş olsun. Boğazımda benim nodül var. Baharat yiyecekler bana dokunuyor. Herhangi bir hap falan kullanmıyorum. Bir tedavi görmüyorum ama ses telime yapışmış vaziyette o. Böyle giderken böyle çok hızlı veya şey yersem baharat dokunuyor bana. Daha önce bir sefer daha oldu, böyle hastanelik oldum. Gittim tabii, oksijen verdiler. Şu yüzden yani baharatı yiyecekler bana dokunuyor, yiyemiyorum. Ya birden sanki karşımızda fenalaşmış, nefes borusuna kaçmış. Yani öyle bir birden biz de korktuk, ne olduğunu anlayamadık. Lezzeti güzel diyordunuz. Hamsinin lezzeti güzel, ılıklığı da güzel, eline sağlık. İçini biraz boş buldum. Patates de soğuk geldi. İçini nasıl boş buldunuz mesela hamsi içi, kuşunun? Siz evet. Genel, siz ne koymuştunuz mesela? Bakın yani içi boş. Nasıl olma? Ben yani yayında göreceksiniz zaten. Ben bol malzeme koydum. Gözüküyor burada. Zaten hamsinin boyutuna göre zaten ben şey yapabiliyorum. Yani bakın burada var. Yani ben gelebilir miyim? Şu mesela hamsinin içi.
Olur mu canım? Hani şimdi o mumbarda olması değil ki hani boş kalmış. Bunun sirup ise o kadar tomurdu yani ki. Eğer ki tomurdu yapsan pişmeyecek zaten. Dün biraz onu yaşadık mesela. Evet, çünkü ben malzemesini pişirmeden içine koyuyorum. O şekilde mısırını bulayıp kızartıyorum kısık ateşte ve az yağla. Bizde tabii ki hamsinin içi zaten pişmez ki. Çiğden konulur yani. İşte o yüzden zaten çok koysaydın tombik olsaydı zaten o pişmezdi. Bu sefer çok çiğ kalmış içi deyip bu sefer şikayette bulunacaktı. Saygı duyuyorum yorumunuza. Patatesiniz de soğuk. Hı-hı. Yani normal çünkü bekledi biraz. Ama patates böyle için yenilebilir. Bir tadına baktım. Eşkisi tadı tuzu güzel. Güzel. Nazmiye Hanım? Ben de balığı beğendim, hamsi kuşunu. Beğendiniz, ne güzel. Afiyet olsun. Ama patates sanki baharat içine çekmemiş. Bir lezzet alamadım patatesle. Baharatı içine çekmemiş mi? Baharatı böyle içine tuzluğumuzu gelmemiş gibi yani. Şöyle ben zaten tuzunu, baharatlarını, yağını hepsini birlikte harmanladım. Eşit miktarda o şekilde fırına verdim. Tuz için çok fazla tuz koymadım. Zaten kendi patatesin içinde göre hissedemeyiz ki baharatı. Dışında alırız o tadı balıkla. Bu arada balıkla patates de tuzu çeken bir sebze olduğu için. Çok çeker tabii. Yani ne kadar tuz koysam da yetersiz kalacaktır zaten. Tabii zaten bunu içinde değil, üstünde olması gerekiyor. Yani üstüne de ekmemiş olsaydı anlardım bu yorumunuzu. Hani hiç tuz koymamışsın sen bunun üstüne, hiç baharat koymamışsın deseydiniz. Yok ki olmasaydı tamam doğru derdim ama ekmiş işte yani üstünde. İçine çekmemiş demesi acayip geliyor. Evet Nevin Hanım, sizi de dinleyelim hamsi kuşunu. Ben beğendim Zuhal Hanım. Afiyet olsun. Kuşu beğendim, hamsi kuşunu. Bir tek tuzsuz ama güzeldi. Güzel. Patatesi de soğuk. Onu da beğendim. Soğun dışında bir problem yok. Soğun dışında. Evet patates biraz soğumuş. Bundan gıcık yaptı, pek alamadım işte. Dokundu ya bana. Tamam yemişsiniz zaten, tamam, görüyorum ben. Afiyet olsun. Şuran Hanım. Patatesi bana da soğuk geldi. Hamsi kuşu biraz tuzsuz. Biraz da küçük geldi hamsi kuşunu. Yani, ama iki tane getirmiş. Hamsiye göre yaptım. Biraz bir olsa distarbit olur zaten. İstarbit kuş yapabilir. Yani nedense bugün gelinimiz hep ters cevaplar veriyor. Aynen. Yani. Bizlerinkinde öyle çok bir şey ters yoktu. Gerçekten bizim gelinlerimiz de dinliyorlardı. Ona göre evet, hiç konuşmadılar bile hatta. Hiç konuşmadılar ama bugünkü gelinimiz biraz çok dinli ters cevaplar aynen veriyor yani. Siz bir şey soruyorsunuz. Ben o cevap hakkı doğuyor ve ben o cevap hakkımı yani kullanıyorum. Çok. Ama bu cevap kadar da kullanılmaz. Ama şimdi kullanmak zorunda konuşmuyor ki. Konuşuldu ama o kadar da kullanmadı. Gelin yani hanım çok cevap veriyor. Ne dedim ki ben yani, yani sonuçta çok eksiklerimi söylediniz. Ben size nasıl yani tamamladığımı söyledim. Kaynananın konuşması gerekirken gelin daha çok konuşuyor. Yok ben de konuşuyorum. Ben eleştiriye açığım. Kötü eleştiriye de açığım ama cevap verdiğim zaman siz bunu kabul ettiniz. Ama güzellikle ver yani, böyle sinirlere el kol yaparak değil ya mi? Bu benim yapım. İşte ben normal şartlarda bir yapım. Haksızlığa gelemeyen bir yapıya kimi sahibim. Kimi çok konuşuyor. Hakkımı savunacağım zamanda. Hı-hı. Ama böyle yapmaya yok, bir gerek yok. Yok ben orta ayarda konuştuğumu şeyinde düzeyinde işte konuştuğumu aynı düşünüyorum. Aynı şeyler yapıyorsun. Şöyle vücut, vücut dilimi kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Mesleğimden dolayı. Peki gelin hanım, şimdi burada meslek yarışmıyor ki sizi. Hayır mesela içi boş diyorsunuz. Doldurdum çünkü o, yani hamsinin içi ama en fazla o kadar da olabilir. Biz bir yemek programına gelmişiz. Bir tat lezzete gelmişiz. Tadıp da yani lezzetini söylemek zorundayız. Yani bize konuşurken evet, böyle el hareketleri, yok bilmem neler. Yani ben çok saygıca bir hareket yaptığımı düşünüyorum. Şu an bile vücut dilimi kullanıyorum ben. Tekrar evet yaptınız. Bu benim yani yapım. Bizim gelinlerimiz ben konuşurken yani gayet sakin. Ben kimsenin karşısında el pençe duramıyorum. Yani, kusura bakma, yani özür dilerim. Yani böyle mi durmalıyım? Çok yani. Herkesin bir vücut. Yani 35 yaşında bu yaştan sonra karakterimi değiştiremem. Kusura bakmayın yani. Haksız. Az önce güzel dediniz çorbam için. Teşekkür ederim. Afiyet olsun dedim. Bu yaşta diyorsunuz. Yaşınız kaç? Benim yaşım 35. Olsun, yine de çok gençsiniz. Olsun. Benim karakterimi analiz etmeyi bırakalım isterseniz. Yemek üzerine konuşalım bence. Bence de. Eline sağlık. Gayet güzel olmuş. Afiyet olsun hanımlara da. Beğendiler genelde. Şuran Hanım beğendi mi tadını? Yok. Tadını beğendiniz mi? Şuran Hanım. Roka'yı beğendiniz mi? Roka'yı beğendiniz mi? Roka'yı ben yapmadım mesela. Hazır aldım marketten. Roka'yı gerçekten ben normalde de çok seviyorum. Anladım. Yeseydiniz keşke onu. Efendim? Keşke onu yeseydiniz. Ha tadıyorum sen onları lütfen Roka'ya kadar. Çünkü onu ben yapmadım ama hazır aldım. Tamam, yıkadım onun koydum. Onun için zaten lezzetlidir. Tamam teşekkür ederim. Siz yiyin istersiniz. Seviyorum zaten bunu. Siz de aynı şekilde Roka koymuşsunuz. Bak aynı hareketleri kullanıyor. İşte büyük küçük saygısın, nişanlısın, sözlüsün sen değil mi? Belli ki kayınvalidemin bana, kayınvalidemin ona yaptığı yorumları hazmedemiyor. Çünkü neden hazmedemiyor? Benim kayınvalidem haklı yorumlar yapar. Şu anda ana yemeğime geçiyorum. Ha şimdi yemeğini beğenmedim.
Efendime söyleyeyim, kızım niye benimle böyle konuşuyorsun? Evet. Ha, o bana el kol hareketi yapsın, ben onun yanında böyle durayım. Hayır, yapın diyorum, yapılıyor çünkü. Yapmayın demiyorum. Ya insan konuşurken diyor, oynar gayri ihtiyari. Yani ben vücut dilimi kullanıyormuşum. Ben 12 yıldır kas direktörlüğü yapan bir insanım ve insanlarla çalışıyorum. Her insanın psikolojisini çok iyi anlayabilen ve bilen bir insanım. Benim annemden büyük insanlar ve benim annemden büyük olan insanlara zaten saygısızlık yapmak gibi bir karakterim yok. Ama tabii ki yorum yapacaklar yemeklerime. Çünkü yorum burası bir yemek yarışması. Tabii ki yorum yapacaklar ama lütfen adil bir şekilde yorum yapmalarını rica edeceğim kendilerinden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.